Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 24-30 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, evet bu hafta yeni bir ay doğacak. Dolayısıyla yeni ay öncesinde aslında biraz da böyle geçtiğimiz ayın konularına odaklanıp neler yaşadığımızı bir gözden geçirmek daha doğru olabilir. Özellikle haftanın ilk iki günü. Ay hem Koç burcunda hem de kapanan fazla olacağı için size bu anlamda biraz böyle sorgulamalar içerisinde olabilirsiniz. Geçtiğimiz ay kolay bir ay değildi. Hem retro gezegen etkileri hem stresli yeni ay dolunay döngüleri biraz zorlamış olabilir. Ama siz yine bir aslan olarak diğer burçlarla kıyasladığımızda en az etkilenen burç grubusunuz. Hatta bazen de sizi sevindirecek, keyiflendirecek güzel fırsatlar da karşınıza çıkmış olabilir. Bu ay şimdi biraz böyle projeler, düşünceler, niyetler biraz daha aktif hale gelmeye başlayacak. Biraz daha onları hayata geçirmeniz gerekecek. Çünkü çarşamba günü ayın 26'sında Boğa burcunda bir yeni ay doğuyor. Sabit enerjili bir yeni ay. Dolayısıyla size özellikle daha fazla etki edecek. Kariyer evinizde de doğacağı için biraz daha böyle elle tutulur konular, sorumluluklar, kariyerler, kariyerle ilgili hedefler, iş konuları, meslek konuları, toplum önündeki statünüz, yeni ünvanlar olabilir, mevki gibi konular olabilir veya üstlerinizle ilgili bazı kavramlar olabilir. İşte bunlar Boğa burcu yeni ayında özellikle Mayıs ortalarına kadar sizin de yaşamınızda öne çıkacak. Yeni ay demek biraz da böyle hani yenilikler demek, değişimler demek anlamına geliyor. Yönetici gezegen Venüs. Dolayısıyla Venüs de ileri harekette, Balık burcunda oldukça da güçlü bir pozisyonda olacak bu yeni ayda. Biraz böyle belki de sanat gibi konular, estetik gibi konular olabilir. Venüs'ün temsil ettiği alanlarda değerli lüks eşyalar olabilir, finansal yatırımlar olabilir. İşte tüm bu konularda da bazı fırsatları sanki karşınıza çıkaracak gibi görünüyor yeni ay. Evet, Mars İkizler burcunda. Dolayısıyla enerjiniz, motivasyonunuz oldukça yüksek. Çoğu zaman arkadaşlarla bir araya gelmek, sohbet etmek, çeşitli konuları tartışmak ki bunların bazıları dedikodu kıvamında da olabilir. Biraz bu dönemde bu tür faaliyetlere daha fazla odaklanmış olabilirsiniz. Ama bunlar stres atmak için, rahatlamak için de size çok iyi geliyor olabilir bu dönemde. Fiziksel aktiviteler yapmak, sporla uğraşmak için de iyi bir süreç. Hafta sonundan itibaren Venüs Koç burcuna geçecek. Dolayısıyla ayın 28'inden itibaren Venüs'ün Koç burcuna geçişi bu 6 Haziran'a kadar olan bir dönem. Özellikle medya, yayıncılık, basın, yabancı kültürler, uluslararası işler, uzak seyahatler, akademik bazı konular olabilir. Tüm bu alanlarda sizi daha fazla destekleyecek yeni tanışmalar olabilir. Özellikle yabancı kültürden kişilerle bu dönemde daha fazla tanışabilirsiniz. Bunlar yabancı uyruklu olabileceği gibi bir seyahat sırasında ya da bir herhangi bir iş icabı bir etkinlik ortamında da tanışabileceğiniz kişiler olabilir sevgili aslanlar. Evet, haftanın koşulları genel anlamda biraz hazırlık aşamasında olacağınızı gösteriyor. Özellikle kariyerle ilgili konularda. Ama önümüzdeki haftadan itibaren Merkür'ün de düzelmesiyle beraber biraz daha hayatımız hızlanacak. Artık projelerimizi daha rahat uygulamaya koyacağız ve daha hızlı gelişmeler alabileceğiz sevgili aslanlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.